varsa karşımıza çık. Biz geldik. 6 gündür HDP tekstilinde direniyoruz. Hiç kimse merak edip de bu insanlar gece gündüz niye direniyor demiyor. Özellikle de merak etmeyen Sanem Dikmen. Bizim direnme sebebimiz 36 gündür oradaki direnişimizin tek sebebi biz kimsenin hakkını istemiyoruz. Hakkımız olandan fazlasını da istemiyoruz. Sadece istediğimiz bunca yıl üretip arkadaşım, ona para kazandırmak, onun kazandığı paradan biz kendi emeğimizin karşılığı olan güdem ihbar ve ücret alacaklarımızı istiyoruz. Hakkımızı isteriz. Sadaka değil. Hakkımızı isteriz. Bu insanların hakları verilene kadar kuruşu kuruşuna sadaka istemiyoruz. Kendi hakkımız olan güdem ihbar ikramiye teslim kalanlarımız alana kadar bu evinin önünde bugün, yarın öbür evinin önünde, her gün fabrikanın önünde, ortağı olduğu otelin önünde, olduğu giyim sanayicilerin önünde, evlerinin önünde, oğlunun evinde, kızının evinde, hakkımızı alana kadar her yerde, her gün eylem yapacağız. Biz fazla bir şey istemedik. Sadece çocuklarımızın hakkını istiyoruz. Bunca yıl emek verdik. Bu emeğin karşılığı bu olmamalı. Emek hırsızı Sanem Dikmen. Emek hırsızı Sanem Dikmen. Biz fabrikayı nasıl kapattığını da biliyoruz. Paraları nasıl iş ettiğini de biliyoruz. Bu insanların hakkını nasıl gasp ettiğini de biliyoruz. Nasıl ki arabulucuda insanları kandırarak, baskı yaparak, birçoğuna ailelerini araya koyarak, kocalarını, kadınları korkutarak, kendi kadınları eşleriyle tehdit ederek, erkekleri, kadınları nasıl arabuluculukta rahat etmeye çalışmışsın. Biz hiçbir şeye razı değiliz. Biz bir de şeye razıyız. Hakkımız olandan fazlasını istemiyoruz. Hakkımızı versin, biz bir daha sahnemin yüzünü görmeyelim. Her direnişin bir sonu var. Ama bizim direnişimizin sonu zaferdir arkadaşlar. Bunu böyle bilmeli. Direne emekçinin olacak. Zafer. Direne emekçinin olacak. Zafer. Direne emekçinin olacak. Biz yalan söylemedik, söylemeyeceğiz. Ama Sanem Hanım herkese yalan söyledi. Yalanı neydi? Ben işçilerin hakkını veriyorum. Yo. İşçilerin hakkını vermek, işçilerin %50 parasına el koymaksa biz böyle bir hak istemiyoruz. Lanet olsun oyla hakka. Biz kendi hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Sadaka değil, hakkımızı isteriz. Buraya gelmemiz de ilk gün. Ama son olmayacak. Bundan sonra nefes aldığı her yerde hakkını yediği ETF işçilerini bulacak. Hep birlikte zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Bizler, çalışanlar, ETF işçileri evlerinde huzursuz olduğu sürece Sanem Dikmen, Can Dikmen, ETF Tekstil, Taf Tekstil, her neyse. Sapa. Her neyse, yeni açtığı Sapa şirketi hiç önemli değil. Her yerde olacağız. Bugün buraya geldik, yarın başka yerde olacağız. Birazdan başka bir yerde olacağız. Bizler bu işletmenin sahiplerinden çok fazla bir şey istemiyoruz. Yıllardır çalışmış olduğumuz alın teri olan kıdem tazminatlarını istiyoruz. Onun ötesinde ekstradan istediğimiz hiçbir şey yok. Olmayacak da. Ama işveren ne yapıyor? Bir arabuluculuk sistemiyle çalışanları tehdit ederek, korku salarak anlaştırmanın yolunu açıyor. Bizler ETF işçileri Deri Tek Sendikası olarak bu mücadele nereye, nasıl giderse gitsin, buradaki arkadaşlarımızın tek kuruşu kalıncaya dek mücadele devam edecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın!